Merhaba Sernur Bey. Merhaba. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. İnternet gazeteciliği nedir? İnternet gazeteciliği 1990'lı yılların başından itibaren yaygınlaşan World Wide Web ile birlikte gazetelerin IP tabanlı olarak yayınlarını internet üstünden web bazlı olarak yapmalarıdır. En önemli özelliği ise bunun etkileşimli olması. Peki internete bağlanabilen her birey bir haberciye dönüşebilecek mi? Aslında herkes bunun öyle olacağını düşünüyorlardı ama habercilik tabii dediğimiz zaman daha farklı kıstasları var. Evet, şu an vatandaş gazeteciliğimiz dediğimiz bir yönelim var, bir olgu var. Ama bunun ne kadar gazeteciliğe tekabül ettiği tartışmalı. Çünkü gazetecilik dediğimiz zaman bunun bir kaynak kontrolü var, uzmanlığı var. Vatandaş gazeteciliğimiz daha çok henüz daha gelişim safhasında, belki önümüzdeki yıllarda 5-10 yıl sonra daha oturacaktır, belki daha yerini bulacaktır ama şu an tam olarak herkesin gazetecilik yaptığını iddia etmemiz bu mesleği gerçekten yapanlar için pek kabul edilecek bir şey değil. Peki internet gazeteciliğini geleneksel gazetecilikten kendini ayıran en önemli özelliği nedir? İlk soruda da bunu aslında cevap verdim. En önemli özelliği geleneksel gazetecilikten ayıran ya da medyadan ayıran en önemli özelliği etkileşimli olması. Şu an internet sitesi olan her medya kuruluşu 24 saat izleyicisiyle, okuyucusuyla etkileşim içinde, iletişim içinde. Ve bence de en büyük farklılık bu. Yani siz her an okuyucu sizi düzeltebiliyor, hatanızı fark edebiliyor. Haberinizi yorum yapıp haberinizi değiştirmenize sebep olabiliyor. O yüzden bence en önemli fark etkileşimli olması. Peki bu etkileşim, yani geleneksel gazetecilik ile internet gazeteciliği arasında nasıl bir etkileşim? Rakipler mi, beraber mi yol alıyorlar, nasıl bir sistem içerisindeler? Açık söylemek gerekirse her geçen gün internet gazeteciliği geleneksel gazeteciliğin yerini almaya başladı. Kendine özgü bir dili var, kendine özgü bir çalışma sistemi var. Ve geleneksel gazetecilik artık mevcut insanların istediği haber formatına uymuyor. Haberler eskiyor, eski haberi okumak istemiyor insanlar ve daha çok kendi haberlerini sosyal medya üstünden takip ediyorlar. Bu da geleneksel gazeteciliğin ritmini kaybetmesine sebep oluyor. Artık interneti daha iyi kullanan, sosyal medyayı daha iyi kullanan gazetecilik biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Peki teknoloji ile birlikte gazeteciliğin sınırlarının kalktığını düşünüyor musunuz? Gazeteciliğin sınırlarının elbette, yani daha artık dediğimiz gibi 24 saat yaşayan bir gazetecilik var ve sınırların olmadığı bir gazetecilik var. Şu an Japonya'dan da işte Brezilya'dan da herhangi bir bölgeden her an bir haber akışı oluyor ve bu haber akışını siz istediğiniz zaman değerlendirebiliyorsunuz artık. Mesela eskisi gibi 24 saat beklemenize gerek kalmıyor haber aktarmanız için. Bu anlamda bir etkileşim var gazeteciler arasında ama bununla beraber ben gazeteciliğin kurallarının hala aynı olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir haberin size geldiği zaman onun check edilmesi, kontrol edilmesi, haberin kaynağının kontrol edilmesi, bunlar hala internet gazeteciliğinde de aynı şekilde devam ediyor. Peki internet gazeteciliği yeni etik sorunlar üretiyor mu? Bu röportajdan az önce internet gazeteciliği diye ekşi sözlükte arattım. Mesela orada tamamen negatif bir algı var internet gazeteciliği ile ilgili. İşte tık almak için, işte galerileri oluşturan, işte cinselliği kullanan bir habercilik formatıymış gibi algılanıyor ne yazık ki ülkemizde. Etik sorunu var internet gazeteciliğine açık söylemek gerekirse. Bu sorun çözüldüğü zaman bununla beraber teknolojinin, çoklu ortamların, multimedyanın kullanılmasıyla beraber internet gazeteciliğin ben daha iyi bir formatta bulunacağını düşünüyorum. Peki internet gazeteciliği için nasıl bir öz denetim gerçekleştirilmeli, geliştirilmeli? Az önce dediğim gibi etkileşimli bir yapısı var. Zaten okuyucu sizi her an takip ediyor ve sizi düzeltiyor. Bununla beraber güçlü bir editoryal kadronun da her an hazır olması lazım internet gazeteciliğinde. Yani sizin editoryal yapınızın, haber odanızın haberi kavraması, haberi anlaması gerçekten önemli. Şu an maalesef şöyle bir yapı var çoğu internet gazeteciliği yapan yerlerde. İşte yeni medyadan mensup herhangi bir kişiyi alıyorlar ve onu sorumlu editör yapıyorlar gazetelerinde. Ve bu hem haberin okunması, hem haberin
okuyucuya sunulması açısından problemli problemli şeylere sebep olabiliyor, konulara sebep olabiliyor. Bence en önemli problem insan kaynağının zayıflığı ve habere bakıştaki eksiklik şu an internet gazeteciliğinde. Bu alanla ilgili olarak yeni kanun ve yasalar söz konusu mu peki? Şimdi internet gazeteciliğinin en büyük problemi siz de biliyorsunuzdur. Bir medya mensubu sayılmıyorlar, gazeteci sayılmıyorlar. Şu an halihazırdaki kanunlara göre mesela 5187 numaralı basın kanununa göre hala internet gazetecileri medya mensubu, basın kuruluş çalışanı sayılmıyor. Bununla ilgili 2014 yılında bir çalışma vardı ama ne yazık ki yürürlüğe girmedi. Bununla beraber 5651 sayılı internet yayınlarının düzenlenmesiyle ilgili bir kanun var. Onda da bildiğiniz üzere Mayıs ayında bir düzenleme yapıldı ve internet sitelerine ciddi bir kontrol getirildi. Böyle sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama ben bunun aşılabileceğine inanıyorum. İnternet gazeteciliğinin öneminin anlaşılmasıyla beraber. İnternet gazeteciliğinin reklam sektörüyle işbirliği ne seviyede? Reklam verenler geleneksel medyayı mı yoksa internet gazeteciliğini mi daha çok tercih ediyor? Şimdi 2014 yılındaki rakamlara göre internet televizyondan sonraki ikinci reklam mecrası. Ancak ben düzgün bir ölçümü yapılabildiğine inanmıyorum internette. Hala mesela tık sayısına göre çoğu kişi bu reklamlarını veriyor. Bu çok sizi yanlış yerlere götürebiliyor. Çünkü tık gazeteciliği, yani o tık sayısına baktığınız zaman sizin galeri haberciliği yapan ya da işte flash başlıklarla sizi farklı haberlere yönlendiren sitelere yanlış reklam verme imkanınız da var. Şu an ben istenen seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani kaliteli haberciliğin aynı şekilde reklamla ödüllendirildiğini düşünmüyorum. Daha çok işte maalesef bu tık haberciliği bu şeyin ortamın zehirlenmesine sebep oldu özellikle reklamcılıkta. Herhalde reklamcılar da gün geçtikçe bunun kendileri için bir faydası olmadığını da anlayarak bu konuda kendi tedbirlerini de alacaktır. Ama dediğim gibi kötü gazeteciliği şu an kötü dediğimiz tık gazeteciliği tırnak içinde maalesef reklam şeyini de ortamında zehirlemiş durumda. İnternet gazeteciliğinin kültürel değişmeye nasıl bir etkisi olabilir? İnternet gazeteciliğinin şöyle bir etkisi olabilir. Mesela yurt dışından da örneğinizi vereyim ben. İşte BuzzFeed gibi, ne bileyim, Huffington Post gibi gazeteler, internet ortamında yayın yapan gazeteler şu an çok çok dilli yayına geçiyorlar. Ve bu anlamda küresel bir gazetecilik dili oluşmaya başlıyor. Küresel bir haber dili oluşmaya başlıyor. Bence en önemli etkisi, kültür etkisi bu. Yani işte Türkiye'de de yavaş yavaş internet siteleri İngilizce versiyonlarını, Arapça versiyonlarını, hatta Rusça versiyonlarını bile kurabiliyorlar. Bu aslında bizi kültürel olarak bir genişlemeye ve ortak bir kültür diline doğru götürüyor dünyayı. Habercilik alanında bence. En önemli özelliği bu herhalde. Etkisi bu olacak herhalde kültürel anlamda. Çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.